Merhaba sevgili teraziler ve yükselen burcu terazi olanlar 23-29 Kasım haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili teraziler Güneş Yay burcunda ilerlemesini sürdürüyor. Bu dönemde e, hayata daha e, merakla bakabilir, özellikle kültürel konulara, eğitimle ilgili konulara, biraz daha yabancılarla ilgili konulara ilgi duyabilirsiniz. Hafta boyunca ayın ışığı büyüyen fazla olacak. Pazartesi ve Salı Ay Balık burcunda günlük yaşamınızın iş temposu ön plana çıkıyor. Yoğun geçebilir pazartesi ve salı. Özellikle çalışmalarınız, parasal konular, bütçenizle ilgili hesaplar, tabii ki kazançlar, ticari faaliyetlerden de kazanç elde edebileceğiniz bir hafta başı. Para konularında ihtiyaçlarınız varsa bunlar da bu hafta temin edilebilir. Venüs'ün ve Merkür'ün akrep burcunda ilerliyor olması özellikle hafta genelinde daha fazla maddi konulara odaklanmanızı da sağlayabilir. Salı akşamı Ay Koç burcuna geçiyor. İlişki dinamikleriniz özellikle duygusal olarak sizi daha fazla etkileyecek. Çarşamba ve Perşembe de Ay Koç burcunda. Eşinizle, partnerinizle ilgili bazı konular var zaman zaman aksiyonlar da olabilir Çarşamba gecesi biraz streslere dikkat edin tartışmalara lütfen dikkat edin karşınızdaki kişiler partneriniz daha sinirli daha agresif davranabilir sizin daha dengeli belki daha sağduyulu olmanız gerekiyor Perşembe günü de her türlü ilişki dinamiğinizde biraz sorumluluklar ön planda özellikle aile büyükleri gibi otorite figürlerinin de günlük hayatımızın meşguliyetleri içerisindeki önemi artabilir Cuma'dan itibaren ay Boğa burcunda olacak. Daha tutkuluyuz. Hafta sonu da ay Boğa burcunda hem kişisel ihtiyaçlar, zevkler adına hem de para konuları adına sizi daha tutkulu, daha hırslı yapabilir. Ama Venüs ile ve Uranüs arasında da bir karşıtlık var. Bu da bazı sürprizler olabileceğini işaret ediyor. Evet, hızlı kazançlar elde edebilirsiniz ya da maddi durumunuzla ilgili hiç beklemediğiniz bir dur. E gündem oluşabilir. Bir anda bir belki bir harcama olabilir, bir alışveriş gündeme gelebilir. Ya da daha önce yapmış olduğunuz yatırımlarla ilgili hızlı gelişmeler olabilir. Tabii genelde baktığımızda kolektif alanda da finans piyasalarında özellikle bazı sürprizlerin olması mümkün. Venüs Uranüs karşıtlığında buna karşı da biraz daha belki dengeli davranmamız gerekiyor. Daha tedbirli olmamız gerekiyor sevgili teraziler. Sağlıklı ve mutlu bir hafta dilerim. Hoşçakalın.